Kültür ve Turizm Eski Bakanı ve Bağımsız İzmir Milletvekili Sayın Ertuğrul Günay. Ertuğrul Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. İstanbul'a geldiğinizde bize uğramayı da ihmal etmiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz bir Ben de kez daha. Hem teşekkür ederim. İstanbul'a hem stüdyomuza hoş geldiniz. Şimdi meseleler çok yığınla. Yani biz konu sıkıntısı çekmiyoruz. Konuklara soru sıkıntısı da çekmiyoruz. Ama anlayamadığımız şeyler var. Onları anlayabilmek adına işte görüşlerinize başvuruyoruz. Mesela şimdi bu 1915 hadiseleriyle ilgili mutlaka konuşmak lazım. Yine arkadaşlar arda arda haberleri hazırlamışlar. Devlet Bahçeli'nin şu görüşüne biraz önce haberde verdik. Şu görüşüne katılıyorum. Yani her sene aynı şeyler konuşuluyor. Her sene dışarıdan gelen açıklamalarla bizim verdiğimiz karşılık aynı. Ve bir anlamda bu meselede bir patenaj var. Ve bu patenajı kim ortadan kaldıracak, nasıl bir sonuca varılacak onu bilemiyoruz. 100. yıl deniliyordu. O 100. yılda da aynı şeyler yaşıyoruz. İşte Ermeni lobisinin Barack Obama'ya tepkisi bile aynı cümlelerle. Ne yapmak lazım Ertuğ Bey? Yani bu işi yine kendi bünyemizdeki Ermeni kökenli vatandaşlarımızla falan mı acaba oturup bir noktaya vardırmak lazım ki artık dışarıdan müdahaleler olmasın? Gerçi çok zor. Ermeni lobisi çok güçlü çünkü dışarıda. Şimdi 100. yılda bizim bütün yaptığımız Çanakkale'nin 100. yıl dönümüyle neredeyse bir misilleme yapmak. Halbuki 100. yılın yani bu Ermeni sorununun 100. yılının geleceği 50. yıldan beri belliydi. Değil mi? Birkaç yıl önceden de bu konuda bir şeyler, yeni bir şeyler yapmak ve bu sorunu dünyada bir büyük tartışma konusu olmaktan çıkarmak, çekişme konusu olmaktan çıkarmak konusunda arayışlar, öneriler, telaffuzlar oldu. Bir dönem hatta eski Cumhurbaşkanımız Sayın Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı ile bir spor üzerinden diplomasi başlattı ve Milli maç bir izlemişti. iyileşme ihtimali belirmişti. Ama arkasından tekrar süreç kesildi. Dışişleri çevrelerimiz ya da o zamanki başbakan konuyu aynı sıcaklıkla ele almadı. Başka tartışmalarla gölgeledi ve çekildi. Şimdi içerideki yurttaşlarımızla büyük ölçüde anlaşabiliriz, anlaşıyoruz da zaten. Yani çok büyük bir dil ayrılığımız yok ama asıl galiba diasporayı sakinleştirmek için bizim diasporayı devre dışı bırakacak biçimde Ermenistan'da ilişkilerimizi gözden geçirmemiz ve orayla iyileştirmemiz gerekiyor. Yani bu konuda başlamış olan çalışma bence çok anlamlıydı ama kesintiye uğraması büyük talihsizlik oldu. Ortada bir sorun var, 100 yıl önce yaşanmış. Aslında o sorunu Ermeni yurttaşlarımız, o zamanki Osmanlı tebaası olan Ermeni yurttaşlarımıza yaşatanlar Türkiye'de büyük sorunlar yaşatmışlar. Yani tehcir adı altında bir politikayla yüz binlerce Ermeni yurttaşımız canını yitirmiş ama yanlış politikalarla Sarıkamış'ta 90 bin bizim askeri. evlatlarımız da canlarını yitirmişler. Yani bunlar ayrı ayrı bağlamlarda işlerdir ama genellikle Osmanlı'nın bir dönem yaşadığı bir keşmekeşeni, politikasız maceracı, politika ufku dar ama maceracı bir çetenin hatta İttihat Terakki'yi bile ele geçirmiş. İttihat Terakki diyorlar buna. Aslında İttihat Terakki'nin çok başka kökleri vardır, başka fikir adamları vardır. Fakat bu askeri junta bir çete ele geçirmişti. Onların yanlış politikalarının bir halka ödettiği, halkın Türküyle, Ermenisiyle, Osmanlı tebaasının büyük bir bölümüne ödettiği bir fatura var. Ya bununla ilgili kavram tartışmasına çok sıkışmadan bu acıyla yüzleşmek ve bugünkü Ermenistan'la iyi ilişkiler kurarak kardeşçe, onların da çok ciddi ekonomik sorunları var, sosyal sorunları var. İlişkiler kurarak diasporayı biraz devre dışına bırakmak ve diasporanın bu konudaki keskin tezlerini Ermeni devleti tarafından, Ermenistan tarafından geçersiz hale getirecek olan bir yeni diplomasi üretmek Evet. doğrusuydu. Ama yapamadık bunları. Herkes Hala bir kendine kavram tartışması evet, yapılıyor. herkes kendine düşen payı ortaya koymak durumunda öyle görünüyor. Hani ben de meslek hayatımın çok önemli bir bölümünde bu mesele hep gündemimize geldi, gelmeye de devam ediyor. Dün Hayko Bağdat bizde program yapıyor kendisi. Biliyorum. Aslında çok önemli bir şey söyledi orada belki kapatırken. Bizde şöyle bir sıkıntı var dedi. Yani devletin işlediği cinayetleri hep haklı gösterme var dedi. Yani o günden, 15'ten bugüne kadar orada öyle oldu, Dersim'de öyle oldu, Güneydoğu'daki faili meçhullere bir kulp bulundu, hak ettiler ki yapıldı mantığı var. Bundan mı acaba mesela sıyrılmak lazım Tabii diye düşünüyorum. Erkan Bey iyi hatırlattınız. Ben görevdeyken
bir Alevi Enstitüsü açılışı olmuştu. Orada törensel konuşmalar bittikten sonra Madımak'ta evlatları yanan bir anne canhıraş kalkıp itiraz etmişti. Orada konuşulanlara, söylenenlere. Ben de indim, görevde bakandım o zaman. İndim, topluluğun içine girdim. O kadıncağızı kucakladım ve onun acısını paylaştığımı söyledim. Sonra kürsüye çıkınca da yani ben o dönemde bir eski milletvekiliydim. Yani hiçbir devlet görevim yoktu. Hiçbir sorumluluğum yoktu 1993'te. Hı hı. Ama şu anda bir devlet görevi taşıyorum ve o devlet görevi, taşıdığım devlet görevi nedeniyle devletin oradaki ihmalinden, devletin oradaki kusurundan, hatasından ötürü özür diliyorum dedim. Birçok arkadaşım bana dedi ki devlet özür diler mi? Yani devlet niye özür dilemesin? Yani bu ülkede yapılmış olan birçok yanlışlıkla devletin doğrudan doğruya kastı yoksa bile ihmali var en azından. Ki ben bazı olaylarda ne yazık ki kötü niyetinin ve kastının olduğunu bile düşünüyorum. Ben kendi yaşamımda bakıyorum. Devletin bana, benim çevreme, benim aileme borçlu olduğu ve özür dilemesi gereken nice olay var. Elbette devletin Kürt yurttaşlarımızdan, Ermeni yurttaşlarımızdan, Hristiyan yurttaşlarımızdan, Müslüman yurttaşlarımızdan, Sünni yurttaşlarımızdan, Alevi yurttaşlarımızdan özür dilemesi gereken çok mesele vardır. Ve bunu hele Osmanlı'dan bu tarafa alır gelirsek çok mesele vardır. Bunu bir başka düzlemde bugünkü dünyayı anlayacak bir dille yeni baştan yani bunu hukuki bir takım sorunlara vardırmadan karşıdaki insanların acısını yüreğinde hissederek söylemek ve devletin özür dilemesi gereken yerde de özür dilemek bence çok insancı bir Uludere'de insanca bunlara bir eklendi. Olaydır. Ulu daha nicesi var. Nicesi var evet. Özellikle nicesi var. Hani çözüm sürecinin tabii, çok gündemde olduğu bir dönemde yani, hani her şey bir tarafa ben hani Aykon'un bu söylediklerini şöyle bir düşündüm. Çok da haksız sayılmaz. Yani bunları kutsamanın devlet öldürüyorsa bir gerekçesi vardır demek. Devlet de hata yapabilir. Elbette, devlet de elbette. Yani Osmanlı'nın mesela o tehcir politikası ya Osmanlı'da demeyelim. İşte Osmanlı yönetiminde tasallut etmiş bundan. Düşünün ki o yönetim Babali'yi basıp bir paşayı birkaç nazırı öldürerek iş başına geldi. Evet. Yani gelenler sütten çıkmış ak kaşık efendim işte halkın büyük teveccühüyle gelmiş falan değiller. Kendileriyle bir ölçüde diyalog içindeki o hükümeti bile az görüp Babali'yi basıp 40 kişiyle oradaki görevli nazırları öldürerek idareye el koymuş bundan bir İttihat Terakki'ye de el koymuş bundan bir çete bu. Ve bunların çok ciddi basiretsizlikleri oldu ne yazık ki. Evet. İşte çok iyi duyguları vardı. Anadolu'da belki bir daha arınmış bir halk yaratmaya çalışıyorlardı falan gibi teorik olarak izahlar yapılabilir. Ama bu topraklara çok acı yaşatılmasına bilerek bilmeyerek büyük ölçüde de cehaletin verdiği bir cesaretle sebep oldular. Yani bunun çok örnekleri sayılabilir ve bu biz 2015 yılında 1915'te yapılmış olan yanlışı, ben terim tartışması yapmıyorum, yanlışı ve bu toprakların çektiği acıları o yanlışların sonucu olarak görüp bunu bir ölçüde kendimiz o acıları çeken insanları yerine koyup bugün tartışmazsak bu yüzyılı niye yaşadık Allah aşkına? Tabii söylediğiniz gibi hani o günlerde örneğiniz çok güzeldi. Allah-u Ekber dağlarında 90 bin asker tek mermi atmadan biz her sene bunları anıyoruz ama bir yandan Allah bunun rahmet muhasebesini eylesin. Yapmıyoruz yani tabii. Yani yapmıyoruz. Gidiyoruz tabii. Oraya güzel güzel işte mumlar yanıyor, rahmet diliyoruz. Fatihalarımızı okuyoruz ama yani buna müsebbip olanlar, buna sebebiyet verenleri de azıcık eleştirmek lazım. Erkan Bey, yazlık kıyafetlerle -40 derecede 1913 yılında Babali baskını sırasında Enver Bey bir yarbay. 40 yaşın altında bir yarbay. 2 yıl içinde orduda kendi rütbesinin önündeki bütün Osmanlı üst düzey kıdemli paşalarını emekli edip Erkan Harbiye-i Umumiye Reisi, başkumandan vekili, efendim en yüksek rütbeli subay haline geldi. Ve kendisiyle birlikte aşağıdan, yani gençlik iyi bir şey ama tecrübe de devlet yönetimi için çok önemli. Bütün tecrübe tasfiye edildi. Hatta şeye getirdikleri, yönetime getirdikleri Sadrazam Paşa daha sonra sokakta vurduruldu. Ve tam anlamıyla bir maceracı ekip Osmanlı yönetimine el koydu. O Osmanlı yönetimine el koyan ekip de çok büyük acılar yaşattı. Yani ben bunların vatansever miydiler? Evet kuşkusuz vatanseverdiler. Hayır ona herhangi bir itirazım yok. Ama vatanı sevmek yetmiyor. Vatanı bilgiyle sevmek, vatanı ahlakla sevmek, tecrübeyle sevmek ve bir devleti sevmek ve hırslar olmak yetmiyor. Bilgi sahibi, tecrübe sahibi olarak ülkeyi yönetmek o dönem için de çok önemli. Buradan çıkaracağımız dersler de var. Evet ne güzel. O gülümsemeden de ben anladım. Çok güzel bir
pas verdiniz. Ben yani de o zaman anlayan anlar. Bugüne getirelim. Lafın tamamı bugüne akıllı getirelim. Adamı söylenmez. Çok benzer şeyler yaşıyoruz. Allah daha büyük felaketlerden korusun. Hani öyle bir felaketi bir daha yaşamayalım ama. Benzer şimdi bir bugün sorun bakın, işte polis, Suriye'de yaşıyoruz. Hayır. Benzer bir sorun Suriye'de yaşıyoruz. Yani Suriye için yapılan bazı şeyler herhalde belki iyi niyetli bir şey adımlardı. Ama Suriye halkı da perişan oldu. Türkiye'nin sokaklarında 2,5 milyon insan aç açık, namusundan mahrum edilmiş vaziyette, ekmeğinden mahrum edilmiş vaziyette dolaşıp duruyor. Kafeste yani atılıyor çocuklar. Bu yola çıkarken muhtemelen iyi şeyler amaçlandı. Ama iyi şey amaçlamak yetmiyor. Yani kem aletle kemalat olmaz diye bir söz var. İyi araçlar kullanacaksınız, iyi sonuçlar alacaksınız. Bugün şurada bir adliyede feci olayla karşı karşıya geldik. Emniyet o kadar tarumar edilmiş ki, emniyette bilgi, birikim, o kadar tarumar edilmiş, ayaklar altına alınmış ki o savcı arkadaşımızın odasına yapılan melun saldırıyı en az zararla telafi edecek olan bir emniyet birimi ortaya çıkamadı. Tecrübe olmadığı için, bu konuda uzmanlaşma ayaklar altına alındığı için, bu konudaki uzmanlar tarumar edildiği için ne oldu? Ne oldu? Çok büyük acılar yaşadık. Yani tecrübe ülkeyi yönetirken çok önemli bir birikimdir. Okulda öğretilmez, yaşayarak öğrenilir. Siz okuldan temel bilgiler alırsınız. Ama siyasette, devlet yönetiminde deneyim son derece önemli bir şeydir. O deneyimi ayaklar altına alırsanız çok feci sonuçlarla karşı karşıya kalırsınız. Deneyimin ne kadar önemli olduğunu zaten o süreçte de gördük. Şu an görevinden el çektirilen birisi gözlerinden o teröristi tanıyabildi. Evet. Ama işte neticesi çok acı oldu. Yerine getirilen acemiler de ne yazık ki orada. Yani savcıyı kurtaramadıkları gibi hiçbir şeyi kurtaramadılar. Yani olayın kaynağını, kökenini bile doğru düzgün anlayamadık. Başka olay yaşanıyor. Mesela biz daha mütedeyyin, efendim işte bu eski başbakanın deyimiyle dindar bir nesil yetiştirmek için yola çıktık. Şu anda uyuşturucu kullanımı Cumhuriyet tarihinde görülmedik biçimde arttı ülkemizde. Yani niye arttı? Bununla mücadele edecek olan insanları, bu konuda mücadelede biraz deneyim kazanmış olan insanları siz siyasi kasıtlarla o tarafa bu tarafa darmadağın ederseniz ve bir operasyon yapan insan yarın başıma ne gelecek kaygısıyla karşı karşıya kalırsa siz amaçlarınızın çok dışında bir yere savrulursunuz. Ve şu anda o savrulmayı yaşıyor Türkiye. Tıpkı acemi bir ekibin elinde Osmanlı'nın belki daha uzun yıllar sürecek olan o toprak kaybını birdenbire hızla ve Osmanlı işte 1913'te alan ekip 1918'de parçalanmış bir vatan bıraktı bize. Yani deneyim, i̇şte deneyim çok önemli. Veterinerlik fakültesi, o fakülte, bu fakültede 70 gün eğitim verilecek polislere. Şimdi bunları söyleyince çok farklı yerlere çekiliyor ama vatan hepimizin vatanı. Çocuklarımız var, çocuklarımızın emniyeti de kolluk güçlerinde. Ve bu tecrübeyle nasıl olacak bilemiyoruz. 70 günlük eğitimde komiser olacaklar. Yeter ki işte parti polisi olsun, yeter ki aman başka yerden gelmesin mantığıyla... bu ülkenin emniyeti, bu ülkenin güvenliği de herhalde bugün Türkiye siyaseti üzerine kafa yoranlar, bugün Türkiye'nin geleceği üzerine kafa yoranlar, işte 1912-1918 Türkiye'si üzerinde ciddi bir okuma yapsalar ya da 1950-60-70 Türkiye'si üzerine ciddi bir okuma yapsalar, sanıyorum ki bugün yaşadıklarımızı çok daha iyi anlarlar ve bugün savruldukları yoldan dönmek için biraz daha gayret ederler. Yani tarih zaten ibret alınsın diye bir derstir. Niye okuyoruz ki biz tarihi? Geçmişte o yaşanmış, bu yaşanmış, şu yanlışlardan şu sonuçlar, şu doğrulardan şu sonuçlar ortaya çıkmış. Yani tarih eğer ibret alınmazsa tekrar eder diyor ya Akif. Biz ibret almadan, hatta bilmeden bir tarih yaşıyoruz ve geçmişte yapılan hataların da üzerine örtmeye çalışıyoruz. Bugünkü hataları da zaten oradan ders almadığımız için görmüyoruz. Ve o zaman yönetmiyoruz bu ülkeyi biz. Sürükleniyoruz oluyor. Halbuki yönetmek için ne yaşandığını, yani çok güzel bir söz var. Hayat ileriye doğru yaşanıyor. Ama geriye bakınca anlaşılıyor. Nereden geldik? Hangi doğrulardan ya da hangi yanlışlardan geldik? Onu geriye baktığınız zaman anlıyorsunuz. İleriye doğru yaşamak için arkayı, geriyi, geçmişi bilmek gerekiyor. Evet. Şimdi bu gelecek, geçmiş derken Ertuğrul Bey, şimdi biz anlamakta zorlanıyoruz. Şeylerin şifrelerini çözemiyoruz. Devlet büyüklerimizin bazı meselelerdeki söylemlerini, o söylemlerden çark etmelerini... Böyle kafamız karıştı. Siz hani o kabinede de bulundunuz. Belki dillerinden anlarsınız. Şu haberi bir aktarmak istiyorum ben kısaca da. Mecliste diyor düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlamış Başbakan Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan. Çözüm sürecinin aynen devam ettiğini belirterek HDP ile sürekli görüşüyoruz, sorun yok demiş. Aynı Yalçın Akdoğan dün ya da öbür gün sanıyorum şey demişti. HDP'nin barajı geçmesi sorun olur, geçmemesi değil demişti.
Valla anlayamıyoruz yani dublörler mi konuşuyor, ne elde etmeye çalışıyorlar, bir öyle bir böyle ne demek istemiş olabilir? Yani hem barajı aşması sıkıntılı olacak dediği bir partiyle biz görüşüyoruz, çözüm süreciyle ilgili bir sıkıntı şimdi yok demek. Şimdi bundan ibaret değil iktidar kanadındaki çelişkili açıklamalar. Geçen gün bağımsız bakana yerini devreden eski adliye vekili arkadaşımız, HDP'nin parti olarak seçime girmesi bir uluslararası projedir, dış kaynaklı projedir, Türkiye için fevkalade tehlikeli bir projedir falan deyip HDP'nin barajı aşmaması konusunda temennilerini yüksek sesle dile getirdi. Ondan tam bir gün sonra iktidar partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu sözcüsü ki eski başbakan yardımcısı, o da HDP'nin bir parti olarak seçime girmesi fevkalade doğru bir karardır, isabetli bir karardır. Hangi sonucu alırlar bilmeyiz ama elbette böyle bir geleneğin bağımsız olarak değil, parti olarak devam etmesi gerekirdi diye taban tabana, sanki iki parti sözcüsü birbirine cevap veriyor gibi, taban tabana birbirine aykırı şeyler söyledi. Bu örnekleri çok görüyoruz. Aynı kişinin iki gün içinde veya aynı gün içinde farklı şeyler söylediğini de görüyoruz. Yani bu örnekler sadece Sayın Akdoğan'la sınırlı değil. Yani Sayın Başbakan, Sayın Erdoğan buna benzer şeyleri bir gün içinde. Önce Dolmabahçe'ye övgü, sonra Dolmabahçe'ye eleştiri, manşetlere de yansıyor. Tabii. Allah yardımcısı olsun o havuz medyasının. Yani bu bir öyle, evet bir tabii. O havuz medyası da işte orada bir o tarafa bir bu tarafa çabalayıp falan duruyor. Bir kafa karışıklığı olduğu aşikar. Çünkü bu çözüm süreci seçimlere dönük, ben baştan beri bunu söylüyordum biliyorsunuz. Yani bir taktik olarak iktidar kanadında ciddi bir çözüm projesi olmadan, bir çözüm konusunda içselleştirilmiş bir proje olmadan seçimlerde, işte yerel seçimde, cumhurbaşkanı seçiminde, milletvekili seçiminin arkasındaki başkanlık tartışmalarında bir taktik olarak kullanılıyordu. Fakat yani karşı taraf her zaman sizin taktiklerinizin esiri olmuyor. Onlar da bir strateji güdüyordu. Bunu da söylemiştim ta aylar önce, hatta yıllar önce. Şimdi onlar bu arada kazandıkları güçle haklı olarak bir parti olarak ortaya çıkmaya ve daha büyük bir siyasi iddia sergilemeye çalıştılar. Tabii buraya kadar bir sorun yok. Fakat parti sözcüleri, biz başkanlığa şiddetle karşıyız ve ülkeye demokrasi gelmeden biz bu sorunun çözüleceğine inanmıyoruz diye bence de son derece doğru bir açıklama yapınca oyun bozuldu, tılsım bozuldu. Şimdi ne diyeceğini şaşırdılar. Bir yandan görüşüyoruz diyorlar, bir yandan şiddetle suçluyorlar. Bir yandan işte onlarla görüşmeden, onlarla bir masaya oturmadan sorun çözülmez, onu biliyorlar ama onlar meclise gelmesin. Çünkü gelirse biz güç kaybına uğrayacağız diye müthiş bir panik içindeler. Yani ilk defa bu seçimde iktidar kanadında ciddi bir panik yaşanıyor benim gördüğüm kadarıyla. O da tabii yanlış politikaların sonucu. Özellikle son birkaç yıldır çok yükselen yanlış politikaların sonucu. Allah milletimizin yardımcısı olsun bence. Şimdi yani her gün bu kadar aynı parti bile farklı şeyler söyleyince millet hangisini nasıl yani seçecek, ayıracak ben de merak ediyorum. Bayağı bir süredir bu böyle. Panik demişken şimdi tabii şunu kabul etmek lazım. Hani bu algı yönetimi konusunda AK Parti çok başarılı. Yani diğer idi. Yani diğer dönemler oranla. Hani bunda tabii elindeki medya gücünün çok büyük bir faktörü var. Tabanını çok iyi tanıyor. Onlara neyi söyleyip ikna edebileceğini iyi biliyor. Ama bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi sanki bir ters bir vuruş yaptı. Yani cebe yönelik, mutfağa yönelik bir hamleyle AK Parti biraz şaşırttı, ters köşeye yatırdı. Oradan gelen cevap da bal kaymak oldu CHP. Hani kaynak nerede dedi. Kaynak nerede sorusuna şu aralar sokaktaki simitçi bile cevap verebilir. Milletin vereceği kaynaklar çok dolu çakıyor. Yani dolu. Yeter ki çok halkın cebine gitsin. Onu ne diyorsunuz? Doğru bir tespit bu sizinki. Şimdi bundan önceki seçimlerde 2004 şeydi tabii. Bir başlangıç seçimiydi. Orada parlamentodaki bütün partiler dışarıda kaldı. AK Parti yeni kurulmuştu. Meclise girdi büyüyerek. CHP parlamento dışında olduğu için meclise girdi. Öbür partiler dışarıda kaldı. Ben 2007 ve 2011'i önemsiyorum. 2007 ve 2011'de AK Parti bir hizmet dili kullanıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi. Muhalefette daha böyle ideolojik, siyasal rejim korkuları üzerinde kurulu bir dil kullanıyordu. Şimdi o kaygılar, korkular aslında azalmadı. Son yıllarda hatta bence arttı bir miktar. Geçmişte anlamsız olan kaygılar, korkular arttı ama muhalefet akıllı bir hamle yaptı. Geniş kitleleri, yani bir elitin tartıştığı konular değil de
Daha okur yazar çevrenin tartıştığı konular değil de geniş kitlenin sorunlarını dile getirdi ve o ekonomi üzerinden bir öneriler paketi açıkladı. Hatırlarsınız Adalet ve Kalkınma Partisi de ilk yola çıkarken böyle benzer öneriler paketleri ileri sürmüştü. Yani 15 bin kilometre bölünmüş yol yapmak, özürlüğe yardım etmek, okul giderlerini, asgari ücreti yükseltmek, okul giderlerini devletin karşılaması gibi doğrudan doğruya insanların günlük hayatına yansıyan önermeler yapmıştı. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılamadı ama onun siyasi bereketini topladı. Şimdi bir benzer hamleyi Ana Muhalefet Partisi yaptı. Gördüğüm benim öteki muhalefet partileri de o değil. Çünkü HDP de benzer, biraz evet, daha abartılı aynen, ama benzer bir dil kullandı. Bugün yarın MHP benzer şeyler söyleyecek bence. Yani kuşatıldı bu sefer iktidar. Ve tabii 12 yılı aşmış bir iktidarın bu saatten sonra vatandaşa, özellikle dar gelirliye sana şunu vereceğim, bunu vereceğim diyecek hali de kalmamış. Çünkü vereceksen 10 yıldır verirdin. Orada da bir şey söyleyemiyor ve kaynak tartışması açıyor. Bu da şunu gösteriyor. Sarayın şimdi, falan olduğu bir dönemde gol oldu gibi bir şey oldu. Şunu gösteriyor. Şimdi mesela diyor ki muhalefet partileri, emeklinin durumu kötü. Biz emekliye işte 2 maaş dini bayramlarda ikramiye vereceğiz. Ya da asgari ücreti yükselteceğiz, vergi almayacağız. Ya da fakir fukaraya işte enerji yardımı, ulaşım yardımı, benzer yardımlar yapacağız. Şimdi iktidar partisi, kardeşim emeklinin durumu iyi, memurun durumu iyi, işte işsiz diye bir sorunumuz yok, dar gelir diye bir sorunumuz yok demiyor. Demiyor. Bu sorunların hepsinin varlığını kabul ediyor kullandığı dille. Evet, evet. Parayı nereden bulacaksınız diyor. O da diyor ki sen bu şatafatı, bu saltanatı sürdürecek parayı nereden buluyorsan ben de oradan bulacağım. Şimdi Türkiye, şurayı kısarsan, burayı kısarsan Türkiye diye iki olay yaşadı. Tabii başka kaynaklarda. Mesela ben şuna çok inanıyorum. Dün akşam da buna benzer bir tartışma yaptık. Orada ekonomist arkadaşımdan, çok değerli bir ekonomist arkadaşımla bir programdaydık. Sayın Seyfettin Gürsel'le. O daha kaygılı bir dil kullandı. Ben şuna inanıyorum. Türkiye'nin demokrasi standartlarının yükselmesi, Türkiye'nin hukuk devleti standartlarına tekrar geri dönmesi, Türkiye'de şu anda durmuş olan yabancı yatırımları arttırabilir. Yani Türkiye yeniden bir yatırım seferberliğine girebilir. Yatırım seferberliği ekonomiyi büyütür. Ya yatırım seferberliği işsizliği azaltır. Bu kademe kademe öteki alanlara katkı yapar. Yani bir yandan da tabii son 2 yıldır iktidar inanılmaz bir savurganlık kibrini kendinde hak gördü. Yani böyle bir saraya ne ihtiyaç vardı? O saray biliyorsunuz aslında başbakanlık için yapıldı. Yani başbakan için değil. Başbakanlığın kiradaki bütün birimleri orada toplansın ve bir ölçüde devlet tasarruf etsin diye. Yeri tartışmalıdır ama proje aslında iddia doğruydu. Sayın fakat Erdoğan orada başbakanlığa devam edeceğini etseydi düşündüğü orada, için tabii, onu yapmış. Etseydi orada kadar, yani Sayın Gül devam etseydi, başka bir cumhurbaşkanı aynen gelseydi. Başbakanlığın, Ankara'nın her tarafını dağılmış kiralarda bölük bölçük birimleri var. Hepsi oraya toplanacaktı. Bir anlamda devlet zarar değil. Devlet oradan belki tasarruf edecekti. Fakat bir kişi olarak Cumhurbaşkanı olunca, Cumhurbaşkanlığının 150 personeli varken o personel 4500'e çıkarıldı ve Cumhurbaşkanı belki 100 odalık bir birimde rahatlıkla görevini sürdürebilecekken şimdi 1100 odalı bir birime çıktı. İddiaya göre 2000 dinliyor. Ve bu 1000 oda eleştirildiğinde mesela Sayın Erdoğan çıkıp da efendim abartıyorlar, nereden 1000 oda, yani gelin bakın sayın burası işte 300-500'dür demedi. Ne 1000 odası kardeşim? 1165 oda dedi. Bu bir kibir tabii. Bu kadar makam aracı alınıyor devlette, vatandaş da ekmek derdinde. İşsizlik çok artmış vaziyette bakınız Türkiye'de. Yani bu gelir uçurumu iyileşmedi, arttı. Yani böyle bir ortamda ya devlet biraz daha tasarruf eden bir görüntü yerine abartılı biçimde araçlar, yeni konutlar, yeni bakanlık binaları gibi bir takım savurganlık görüntülerine savruldu. Geçen gün bir milletvekili arkadaş diyor ki iktidar partisinden, bakanların da teker teker uçaklarının olması gerekiyor diyor. Yani bu Avrupa'nın bizim ekonomimizden 5 kat iyi, 10 kat iyi ülkelerinin bile henüz yapmadığı bir şey. Yine dün akşam tartışma konusu oldu. Mesela Avrupa'da milletvekili maaşıyla ortalama gelir arasında bir 2 kat, 3 kat gibi bir şey vardır, bir kademe. Bizde 10 kata çıkan bir artış var. Yani milletvekilinin ekonomik koşulları çok iyi, bakanlarınki daha çok iyi, başbakanın harcadığı ödeneğin örtülü ödeneği sınırı yok. Şimdi Cumhurbaşkanı'na da getiriliyor. Şimdi bu kadar savurganlığın olduğu bir ortamda siz çıkıp da vatandaşa 3 kuruş verileceği zaman kaynağı nereden bulacaksın diye sorduğunuz zaman sokaktaki sade vatandaş o golü yersin. Size güler. Evet, şimdi onu söyledim size çok, Ertuğrul Bey. Evet. Şimdi dün acizane bir yerde bir konu benim çok dikkatimi çekti. Bir yazı kaleme aldım. Orada başka bir yere getireceğim. Orada bunları zikrederken dedim ki şöyle bir şey söyledim.
Ama yazarken de üzülerek aslında yazıyorum bunu. Şu tartışma başka bir yere gelmeli. Dedim ki bugüne kadar yolsuzluktan, hırsızlıktan, zulümden, fişlemeden dem vuran iktidar artık sokaktaki vatandaşın abi işte cebine yansımadığı sürece milletin umurunda olmaz cümlesini iyi analiz etmiş ki bu sefer cebe oynuyor dedim. HDP de o kanattan saldırıyor. İşte atak yapıyor. Göreceksiniz MHP de oradan yapacak, tabii, yapacak siz de dediniz. Hı hı. Ama onu yazarken yazıyı yayınladıktan sonra işte güzel olmuş falan diyen bir kişi şunu demedi. Ya aslında orada eleştirecek bir şey var. O da şu. Yani yolsuzluktan, hırsızlıktan, daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi. Bunlar çok da ilgilendirmiyor da. İşte ceple ilgili olunca halk bir dikkat kesildi. 1500 lira, 1800 lira, işte taahhütlü açıklamalar falan. Bunu aşmamız gerekmiyor Ertuğrul Bey. Yani niye özgürlüğü, demokrasiyi, zulmü bu önemsemiyoruz da sadece cep? Yani bunu çok yadırgamayalım. Bu kültür ve eğitim düzeyi ve gelir düzeyiyle ilişkili bir şeydir. Yani Türkiye nüfusu çok arttı. Yani ben gençlik yıllarında 25 milyonluk, 30 milyonluk bir Türkiye hatırlıyorum. 75 milyona geldik. Gelir ve eğitim aynı düzeyde artmadı. Ve insanlar büyük ölçüde geçim derdine düştü. Yani eskiden ekmek aslanın ağzında diye çocukluğumuzda bir söz vardı. Ağzında değil, midesine kadar indi deniliyor şu anda bu halkın arasında. Böyle bir ortamda insanların, yani evinde işsiz genç olan, işsiz evladı olan bir insanın birinci derdi çocuğun iş bulmasıdır. Çünkü o çocuğun hayat karşısında dik durabilmesi için, evlenip yuva kurabilmesi için, yuvasında mutlu olabilmesi için bir iş sahibi olması gerekiyor. İş sahibi olduktan sonra özgürlük, adalet, hukuk gibi kavramlar bunları arkasından gelir. Birincisi doyması. Yani yaşamını sürdürmesi için namuslu biçimde doyması gerekiyor. Yani bu mesela Avrupa ülkelerinde de çalışanların vergileriyle ilgili küçük oynamalar büyük siyasi sonuçlara mal oluyor. Yani dünyanın her yerinde halkla ilgili ekonomik önlemler etkiliyor yurttaşları. Ama tabii eğitim düzeyi, kültür düzeyi ve gelir düzeyi yükselmişse onları başka konular, basın özgürlüğü, basına yapılan haksızlıklar, işte kamudaki kayırmalar, kamudaki yolsuzluklar, onlar da ilgilendirmeye başlıyor. Ama bizim insanımız son yıllarda değil, uzun zamandan bu yana, haksızlık yapmayalım, yani gelir dağılımı adaletsizliği çok yüksek olduğu için çok büyük ölçüde geçim derdinde. Yani o yüzden geçim derdiyle ilgili söylenenler çok fazla ilgilendiriyor. Yani Avrupa'nın batının tuzu kuru, onlar tabii biraz daha... Yani orada da böyle benzer bir durum olsa. Özgürlük çok önemli bir mesele, adalet çok daha önemli bir mesele. Hı. Ama yani insanlar bunu kendilerine dokunduğu zaman bir miktar anlıyorlar. Anlaması için de hayatın karşısında dik durması, işinin olması, hayat karşısında işte başkasına muhtaç olmayan bir yaşam sürdürmesi gerekiyor ki öbür kavramlara doğru geçebilsin. Orada bir ciddi çürüme olduğu için şimdi muhalefet de o noktadan yakaladı bence ve hani güreşçi tabiriyle paçasından yakaladı. Evet. Şu anda kim kimi kündeye getirecek de, bakalım merakla hepimiz bekliyoruz. Söylüyoruz kaynak nerede sorusu da onlar için çok güzel bir gol fırsatı oldu. Bir de üstüne bu Sayın Bülent Arınç'ın israfla mücadeleyi beceremedik söylemi biraz daha işlerine orada gelmiş. Orada ironik olan bence öteki yaptıklarımız altın harflerle yazılır ama diye vardı ya, ironik olan bence o. Yani hangi yaptıklarınız altın harflerle yazılacak? Şu son zamanlarda yolsuzluk tartışmalarının üzerine meclisin komisyonlarına müdahale edip meclisten bu tartışılsın, yargılansın bile dedirtmeden çıkartma gayretiniz mi? Mutlaka yazılacak. Hangi harflerle yazılacağını bilmiyorum. Ama büyük puntolarla yazılacağını tahmin ediyorum. Ve bir de israfla mücadele edemedik sözü. Tabii tam bir itiraf da değil aslında. O bir gönderme. Anlayana bir gönderme. Ama herkes bence anladı. Üstü kapalı bir eleştiri. Evet. Şu olabilir de bakın Erkan Bey. Yani devlet son yıllarda 2008'de dünya bir kriz yaşadı. Biz de bunu savuşturmaya çalıştık. Ondan sonra dünya ekonomisinde dalgalanmalar oldu. Biz bu dönemde savurganlık yerine daha devleti derleyip toparlayacak olan, daha hani Özal zamanında vardı ya, devleti küçültecek olan, lüksten arındıracak olan, şatafattan, saltanattan arındıracak olan bir görüntü verseydik iktidar olarak. Yani herkes kendi imkanlarıyla daha fazla yetinmeye çalışıyor. Devlet bir takım savurganlıklardan vazgeçiyor. Mesela Sayın Başbakan göreve başladığında plaketleri kaldırmaktan söz etti. Değil mi? Bu plaket dediğiniz 50 kuruşluk bir şey. Yani işte herkes birbirine verir. Anlamsız bir şeydir. Kaldırmak çok doğru.
bütün plaketlerin ederi bir lüks makam aracı kadar değildir. Şimdi siz şu kadarcık plaketleri kaldırarak tasarruf yapmaktan söz ediyorsunuz. Ama uçaklar, araçlar, saraylar, efendim inanılmaz bir özel hizmet savurganlığı yapıyorsunuz. Milletin gözüne baka baka ve ondan sonra da oturup kaynak tartışması yapıyorsunuz. Bu bence çok talihsiz bir nokta oldu son zamanlarda iktidar sözcüsü arkadaşlarımız için. Şimdi tabii hani özgürlüğü, demokrasiye yapılanları çok da umursamaz kesinlikle, bir halde değil kesinlikle. Toplum. Onu da konuşmadan geçmiyorum. Tabii kesinlikle. Ki cep, tabii ki insanların hayatlarını sürdürebilmesi her zaman en önemli gündem maddesi oluyor. Öyle de bir çabaya girecek muhalefet. Oradan yürüyecek belli ki. Ama tabii bir yandan da özgürlükler, demokrasiler tartışma konusu olmaya devam ediyor. Zaten muhalefet de bunları görmezden geliyor deyip haksızlık yapmayalım. Yani hem HDP'yi ön dinledim ben. Ön plana bunu çıkardı sadece. Bayağı ki. Yani daha doğrusu toplum çıkardı bunu ön plana. Ama yani şu anda Türkiye'de parlamenter demokrasinin bekleme odasına alındığı bizzat Sayın Erdoğan tarafından söylendi. Bir anlamda demokrasinin ve anayasanın askıya alındığı anlamına gelir bu. Bu muhalefetin ciddi bir eleştirisine yol açıyor. Sokakta da ciddi biçimde konuşuluyor. Ya da işte devlette yapılan kayırmalar veya devlette yapılan kıyımlar, kamuda yapılan, toplumda yapılan kıyımlar, basının şu anda karşı karşıya bulunduğu hükümet tasallutu, TRT'nin tutumu, ajansların tutumu. Dün baktım ben, devletin kaynaklarını kullanan bir ajans, bir iktidar partisi sözcüsü edasıyla muhalefet partisinin açıklamasına cevap veriyor. Yani ajans öyle bir başlık yapmış ki o birinin iddiası değil, birinin açıklaması değil. Doğrudan doğruya ajans cevap veriyor gibi. Şimdi bunların hepsini toplum görüyor tabii. Bunun da bir muhasebesi olacak. Evet. Bu seçime giderken elbette demokrasinin askıya alınması, hukuk devletinin çiğnenmesi bence Türkiye Aralık ayının sonundan itibaren 2013'ün Aralık ayının sonundan itibaren hukuk devletini askıya aldı. Türkiye'de hukuk işlemiyor. Yani Türkiye'de bir yolsuzluğun üzerine giden, bir haksızlığın üzerine giden yargı mensubu veya emniyet mensubu şu anda baskı altında. Şu anda haksız sorgulama altında, haksız yargılama altında. Kimisi tutuklu. Ya bunları toplum görüyor. Yani bir anlamda Türkiye şu hale geldi. Hani vardı ya, taşları bağlamışlar, köpekleri salmışlar derlerdi. Yani Türkiye böyle bir şey. Yani yolsuzluk, uğursuzluk tartışmalarının üzerine gitmek emniyet için ve yargı için bir suç haline geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Emniyetin görevi duyduğu ihbarı değerlendirmektir. Yargının görevi duyduğu ihbarı sorgulamaktır. Siz bir yolsuzluğu sorguluyorsanız veya yargılıyorsanız, bir ihbarı sorguluyorsanız veya yargılıyorsanız, şu anda belli çevrelerin gözünde bir suç örgütü, paralel, şu, bu falan gibi suç örgütü haline ama gidiyorsunuz. Ama onun dışında böyle bir şey olur mu? Şeyleri sorgularsanız sıkıntı yok. Mesela oğlum yani mesela deniliyor ki işte buradan şu araçlar geliyor ve şu ülkeye Türkiye'den gitmemesi gereken bir takım malzemeler geçiriyor. Bunu duyan savcı ne yapar? Bunu duyan jandarma komutanı ne yapar? Derhal onu durdurur ve bir sorgulama yapmaya çalışır değil mi? Gerçeği öğrenmeye çalışır. Yani siz o araçları taşıyanlar nasıl kamu görevlisiyse o jandarma komutanı ve o savcı da kamu görevlisidir. Birbirinize verirsiniz gerekli bilgileri. O soruşturma orada gitmesi gereken yere gider. Siz niye durdurdunuz diye sorgulama yapamazsınız. Bunu çünkü yapmasa, eğer o durdurmayı yapmasa suç işlemiş olur. Sorgulamanın görevini ötesinde şeyler var, ithamlar var. Vatan hainliği. Olur mu böyle bir saçma şey yani? Yani olur onunla ilgili şey? De yeri gelmişken sen Günay konuya değmiş olalım. Yani bir kutsama hadisesidir gidiyor. Yani devleti kutsama ve mesela şimdi bir MIT sevgisi, MIT'i kutsama iyi de yani dünyada birçok örneği var. CIA, BND, MI6 yaptıkları şüpheli ve sorunlu işlerle ilgili olarak böyle didik didik tabii, sorgulanmış, hesap, didik didik hesap vermiş daha bu Watergate skandalı. Bakın bu çok talihsiz bir nokta. Yani, bir kutsallık yeter sözle karar da milletindir yok, diyen bir siyasi iktidar için bu kadar devlete sığınmak ve devletin eskimiş mekanizmalarına, yani işte bu devletin gizli mekanizmalarına, derin devlet mekanizmalarına, devletin geçmişte çok yanlış operasyonlar, haksızlıklar, kıyımlar yapmış olan mekanizmalarına sığınmak aslında tümüyle halktan kopmanın ve kendini devlet sanmanın ve devlet sanıp da halktan iyice uzaklaşmış olmanın, bir saltanat kibrine bürünmüş olmanın çok çarpıcı örneğidir. Yani şu anda bir devlet görevlisi inanılmaz bir koruma ordusuyla halkın içine girebiliyor. Geçen gün gördüm, iktidar partisinin adayları inanılmaz bir koruma ordusuyla ve konvoyuyla halkın içine gidiyorlar. Dün 100 tane araba saydım. Ben geçen yıl İzmir'den milletvekili adayıydım.
Yani İzmir'de önünde arkanda bir polis arabasıyla seni şuraya giderken gördük diyen bir tek vatandaşımın şu ekrana bağlanmasını isterim. Geçen yıl 2011'de hiç böyle bir ihtiyaç yoktu. 2011'de halkın arasında İzmir gibi üstelik de iktidara fevkalade radikal karşıtlıkları olan bir yerde sokakta 2 kişiyle, 3 kişiyle, 5 kişiyle çok dolaştığım oldu benim. Ama şimdi her arkadaşımız inanılmaz bir koruma ordusuyla gidiyor. Neden? Halktan kopmuşsunuz çünkü. Yani bu işte Soma'da biliyorsunuz işte Soma tartışılıyor değil mi? Soma'da 300 kardeşimiz, 301 kardeşimiz öldü. Bir hafta sonraki cuma namazına devletin bir yöneticisi gidemedi. Gıyabi namaz kıldılar Eyüp Sultan'da. Halbuki Soma'da halkın içinde olmak gerekirdi değil mi? Siz o acıyı paylaşacak biçimde orada olamıyorsanız ve orada olduğunuz zaman da etrafınızı halktan daha çok polis sarıyorsa bence oturun, hiç muhalefetin size bir şey söylemesine gerek yok. Oturun, bana ne oldu da ben bilemem, eski halimi hiç göremem şarkısı var ya. Onun gibi şöyle başınızı elinizin arasına alın ve düşünün. Hangi kibir, hangi saltanat, hangi aşırı kendine güven duygusu, hangi hırs bizi buraya getirdi? Ey Allah'ım bizi buradan kurtar. Millet için de bizim için de hayırlısını ver diye. Bence oturun dua edin. Ne CHP'nin, ne HDP'nin, ne MHP'nin, ne işte Saadet'in hiçbir şey söylemesine gerek yok. Oturun, muhasebeyi yapın. Şuranızda biraz izan, şuranızda biraz vicdan varsa evet, bence. Tabii hani manzara çok üzüntü bunları verecek. Söyleyince Ertuğrul Bey hani milletin için ya pasolik uygulamasının bile belli sebeplerle çıkartıldığı söyleniyorsa, bu halkın aklına geliyorsa bir sıkıntı vardır. Ama tabii böyle söyleyince belli vatandaşlarımız hemen işte efendim halk biziz, millet biziz, oy veriyoruz. Ama toplumun da bir de %53'lük kesimi var. Bir de ona bakmak lazım. 53 mü? 53 mü? 63 mi? Ne olduğunu bilmiyoruz daha henüz. Tabii %55. Sonra başka 60. Bir şey daha var. Bakın. Yani bunları da hain diye yaptırmanın anlamı yok. Ben iki seçimde o yani bir sürecin içinde yaşadım. İktidar kanadında bulundum. Yani geçmişten bu yana Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren yurttaşlarımız bugünkü yanlışlar olsun diye oy vermediler. Adalet ve Kalkınma Partisi yasaklarla mücadele, yoksullukla mücadele ve yolsuzlukla mücadele için yola çıktı. O mücadeleyi bugün hala alkışlıyorum ayakta. Eğer o mücadele gerçek olsaydı. Ve öyle olacakmış düşüncesi. Yani demokratikleşme olurken, sosyal yardımlar olurken, bazı yasakçı tavırları ortadan kaldırırken millet onu destekledi, oy verdi. Bugün oraya oy verenlerin büyük bir çoğunluğu iktidarın hışmına uğramış vaziyette. Yani onu destekleyen, onu alkışlayan, onun için koşan ama yasaklarla mücadele olacak diye. Yolsuzlukla mücadele olacak diye, yoksullukla mücadele olacak diye uğraşanların büyük bir kısmı bugün gadre uğruyor, hışma uğruyor. O insanlar yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi arkasında hala 49, hala 45 var sanıyorsa bence kendisine oy veren insanların duygularını, onların vatanseverliklerini, onların Türkiye için iyi şeyler istediklerini görmezden geliyor demektir. Öyle olmadığını da göreceğiz. Öyle olmadığını da göreceğiz. Öyle mi diyorsunuz? Evet. O zaman seçimlere girmişken, meseleyi oraya getirmişken... Yani kimse milleti aptal yerine koymasın. Millet doğru şeyleri alkışladı. Doğru, yanlışı da tarih boyunca hep böyle olmuştur. Ama Avrupa'da çok, da böyle, bizde de böyle. Ama çok yoğun bir algı çalışması. Elbette kabul yapılıyor. Etmek lazım. Elbette artık yapılıyor. Şimdi siz tecrübeden bahsettiniz. Devlet yönetiminde, devlette tecrübe önemli. Şimdi futbol takımlarında gençleşme yapan takımlar araya mutlaka tecrübeli oyuncuları da, abileri de yerleştirir ki... Hani elbette. Onları yetiştirsin. Şimdi bu noktada Ertuğrul Günay çok deneyimli bir siyasetçi. İktidar partisinde. Şu anda hiçbir takımda da değilim. Onun için söylüyorum. Bilsinler. Yani çok enteresan isimler bağımsız olarak ya da farklı partilerden aday oldular. Niye düşünmediniz? Yani çok lazım olan bir süreç bu. Çünkü tecrübeye, evet, deneyime ihtiyaç olunan bir süreç. Bir de ittifakların konuşulduğu bir süreç var. Eminim ki oralardan da teklifler gelmiştir. Mesela Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ya işte alternatif yok denilen o cümleyi doldurabilecek bir yerde durur mu? Şimdi iki, yani Saadet ve Büyük Birlik Partisi, onu geçen gün de söyledim. Biraz daha erken yola çıkmış olsalar bugün olduğundan çok daha yukarıda bir yerde olabilirlerdi. Ben yine de önemli sonuç, yani dikkate değer sonuç alacaklarını umut ediyorum. Çünkü oldukça önemli isimler var aday listelerinde ve iktidar partisi tabanıyla da çok iç içe yapıları var. O yüzden iktidar partisinin yaptıklarından rahatsız olan ama tanıdık bir adrese gitmek isteyenler oraya dikkat edeceklerdir diye düşünüyorum. Zamanı daha iyi kullansalar daha iyi sonuç alacaklardı.
Bana doğrusu yani bu tür yeni çevrelerden, eski çevrelerden bir nabız yoklaması oldu aday olup olmayacağım konusunda. Ben yani milletvekili derdinde mi, tekrar milletvekili olmak derdinde olan bir insan olmadığımı kendi çevreme de, kendime de, beni yakın tanıyan, uzak tanıyan herkese de biraz kanıtlama ihtiyacı hissettim. Çünkü bakın insanlar bilmiyor ama 1980'den 2007'ye kadar ben parlamento dışındaydım. Beni insanların büyük bir çoğunluğu hep ekranlarda gözüktüğüm için hayatım boyunca milletvekiliydim zannediyor. Ben hayatımın çok, siyasi hayatımın çok önemli bir kısmında, Türkiye'de benden başka azdır yani ya da yoktur, siyasi hayatımın önemli bir kısmında parlamento dışındaydım. Fakat siyasette vardım. Sonra işte bir muhtıra oldu, bir darbe teşebbüsü oldu falan diye bağımsızken, bir partiden istifa ederek değil, bağımsızken AK Parti'ye katıldım. Öyle bir yere geldik ki yani AK Parti'nin son zamanlarda yaptığı yanlışlara biz kendi iyi niyetimizle bir ölçüde insan taşımış olduk. Yani bir tür kendimi muhasebeye çekip ya bu kadar tecrübeyle şu gidişe nasıl engel olamadık diye muhasebeye çekip bir hiza verme ihtiyacı hissettim. Ve ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı son yıllardaki işte İstanbul'un çirkin yapılaşmasından başladı bizim tartışmamız. Suriye meselesinden devam etti. Gezi Parkı'ndan devam etti. Bu itirazları bile sürerken yani ben milletvekilliğini falan kaldırıp atıyorum. Benim için önemli olan doğruları söylemektir. Kendi vicdanıma da çevreme de anlatmaya çalıştım. O yüzden adaylığı hiç tartışmadım. Bağımsız adaylık konusunda da önermeler geldi. Yani cesaret eden arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bağımsız adaylık bir popülerlik gerektiriyor. Orada bir şikayetim yok. Ciddi maddi imkanlar da gerektiriyor. Benim böyle bir yani sonu belirsiz bir seçim kampanyasına ayırabileceğim böyle ciddi maddi imkanlarım yok. Allah'a şükür olsun. Yani olan arkadaşlara saygı duyuyorum. Ama benim öyle bir imkanım yok. Çoluk çocuğumun rızkını, borçlarını, parçlarını falan yani böyle bir maceraya da kalkışmak istemedim. Siyasi partilerle ilgili ben iktidar partisine de düşmanca bir dil kullanmıyorum. Ben bu seçimde iktidar partisinin biraz frenlenmesinin kendilerinin de Türkiye demokrasisinde lehine olduğunu içeriden birisi olarak söylemeye çalışıyorum. O yüzden hiçbir partiye mensup olmaya kalkışmadım. Yani kalkıp gitmeye çalışsam partilerden birisi ikisi aday yapmasa bile üyeliği mutlaka herhalde kabul ederlerdi. Hiçbir partiyle mensubiyetim yok. Şu anda Türkiye demokrasisi düze çıksın, Türkiye hukuku düze çıksın diye bir dil kullanmaya çalışıyorum. Ve bunu yani hiçbir partiye düşmanca bir dil kullanmadan topluma, bütün topluma anlatmaya çalışıyorum. Düze çıkma bakalım noktasındaki umutlarınızı sorayım. Onunla da kapatmış olalım. Vaktimiz bitti aslında ama bir 8 Haziran, 9 Haziran onlarca senaryo var işin içinde. Bu kadar şey yaşanıyor. Farklı siyasi matematik hesapları yapılıyor ama tabii işin özünde ülkenin refahı, ülkenin huzuru ekonomik anlamda da moral, motivasyon, ruh anlamında da öyle. İçeridekileri de hem tanıyorsunuz. Çok farklı senaryolar olacak deniliyor. Arada bir Bülent Arınç mesela bir şeyleri böyle öz eleştirir gibi yapıyor. İmsi yapıyor ama. Miş gibi yapıyor. Miş gibi. yani direkt söyleyebileceği birçok şey vardır belki. Bunlar artar mı? Yani bir öz eleştiri. O söylediğiniz hani iktidar partisi de yine iktidar olacaksa da bir şeyleri görerek yola devam edebilsin diye birileri çıkıp böyle bir baba yiğitlik yapar mı? Bir şeyleri söyler mi? Eleştirir mi? 8 Haziran itibariyle. Bir 8 Haziran'dan sonra bir yeni muhasebe yapılacağını, iktidar kanadında da yapılacağını ben de tahmin ediyorum. Çünkü bir gerçek var. Yani iktidar partisi 276'nın altına düşerse tek başına iktidar olma imkanını kaybedecek. Oraya düşebilir mi? Ben 300'de oralarda bir yerde bir sonuç alacağını, yani 300'ün altında tek başına iktidar olup olmamanın eşiğinde bir sonuç alacağını tahmin ediyorum. Bunu anketlerden bağımsız, kendi tuttuğum nabızla, kendi çevremde geçen seçimde oy veren, bu seçimde oy vermeyen, İstanbul'un varoşlarından, İzmir'in işte kenar semtlerinden, kendi yakın çevreme kadar yaptığım temaslarda görüyorum. Bir azalma var, bir aşağı doğru gidiş var. Çünkü millet bu özellikle son dönemlerdeki bu fütursuz dilden çok yıldı. Sayın Erdoğan geçmiş yıllarda seçim başarılarında destekleyici, onu yükseltici bir faktörken şimdi aşağı çekici bir unsur haline gelmeye. Partisine fazlaca diyet, Türkiye'ye fazlaca diyet kendisi için ödetmeye çalışan bir unsur haline geldi. Bunun bir muhasebesi olacak ve iktidar tekrar bir oturup düşünme ihtiyacı hissedecek ve iktidar olacak mı, olmayacak mı? Tek başına olmayabilir. O eşiklerde bir yerde görüyorum ben. Burada tabii muhalefet partilerinde yükseleceği gözüküyor. Yani teker teker hepsi yükselecek bende. Bence HDP çok kritik. Ben HDP'nin meclise girmesini çok temenni ediyorum. Çünkü
yani başkanlık sistemine karşı çıkar veya yarın anlaşır çıkmaz, ondan bağımsız söylüyorum. Bu kadar geniş bir kitlenin parlamento dışında kalması antidemokratiktir. Yani doğru bir şey değildir. Bu %10 barajının çok kötü bir sonucu olacak bu sefer HDP şeyinin meclisin dışında kalırsa. O yüzden girmesi gerekiyor. Girdiği takdirde de tabii CHP'den de bir miktar, AKP'den de bir miktar oy alacağı gözüküyor ama bu demokrasinin hayranıdır. Eğer Türkiye bir koalisyon ihtiyacıyla karşı karşıya kalırsa oradan da çok ürkmemek lazım. Bakın biz koalisyonlarla ilgili çok karalayıcı bir dil kullandık ama Türkiye bazı olumlu yasa, anayasa değişikliklerini koalisyonlar döneminde yaptı. Yani 90'lı yıllardaki SHP-DYP koalisyonu, daha sonraki koalisyonlar döneminde Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne, demokrasiye taşıyacak olan önemli düzenlemeler yapıldı. Siyaseten yanlış işler de yapıldı orada. Fakat bu eşikte Türkiye'nin bir uzlaşmaya, bir büyük uzlaşmaya çok ihtiyacı var. Çok üzüntü verici olan bir şey var. Bunu iktidar partisi sözcüleri de söyledi. Geçen yıllarda iktidara oy vermeyenler, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermeyenler bile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kalkınma hamlesi başlattığını görüyorlardı. Ve bununla ilgili bir empati dili vardı. Şimdi tam tersine büyük ölçüde Sayın Erdoğan'ın gerdirmesiyle bu dil yok oldu ve toplumda müthiş bir kültürel kırılma oldu. Bu bir milletin devamı için sağlıklı bir şey değil. Yani bu kopuş, bu kırılma, bu düşmanlık mutlaka giderilmeli. Bu ayrışma, bu bölünme koalisyonla giderilecekse bence bu demokrasi için yararlıdır. Almanya'da Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar koalisyon yaptı. Türkiye'de de olabilir. Veya başka kanatlar koalisyon yapar. Veya iktidar partisini bir parti dışarıdan destekleyeceğini, AKP birinci parti çıkarsa ki çıkabilir, destekleyeceğini söyler. O da AKP'yi daha sınırlı, daha dikkatli, daha demokrasi ve hukuk devleti gereklerine saygılı hale getirir. Şu başkanlık sistemi saçmalığını ortadan kaldırır. Çünkü bu bir absürt bir şey. Yani biz hele Türk tipi falan diyerek iyice dünyanın önünde komik bir şey, ciddiyet olmayan bir şey savunuyoruz. Onu ortadan kaldırır. Parlamenter demokrasinin aksayan tarafları var. Onu düzeltecek bir anayasa düzeltmesi yapılır. Ve Türkiye esenlikle 1923'e doğru, 2023'e doğru yoluna devam eder. Peki. Doğru olan bence budur. İnşallah millet de sağduyusuyla doğru bir karar verir. Çok teşekkür ediyoruz Ertuğrul Güney katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim.